Evet, ne diyor bak? Zalimler için de yaşasın cehennem. Böyle demiyor bak. Yaşasın. Mazlumlar için cennet demiyor. Çünkü üstadım bir diğer ifadesi nedir? Def-i şer, celbi nef'a müreccahtır. Kendi beyanıdır bu. Yani iyi olan şeyleri, menfaati, menafi olanları kazanmaktan önce gelir şerleri def etmek. İşte bu ifade de bunu bize ders veriyor. Bakın, zalimler için yaşasın cehennem. Önce şerler def ediliyor. Yoksa aksini de söyleyebilirdi Üstad Hazretleri. Ve derdi ki, yaşasın mazlumlar için cennet. Böyle demiyor ama. Burayı böyle düşündünüz mü hiç? Bakın, manalar açılıyor yani. Önce söylememiz gereken söz zalimler için yaşasın cehennem. Daha sonra mazlumlar için yaşasın cennet denilmelidir ve diyebilirsiniz yani.